Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet arkadaşlar, ne demiştik? Bir seriye başlayalım dedik. Yaz aylarında aşkla ilgili burç burç bizleri neler bekliyor serisine başladık. Ama burçlardan hangisindeydi? Birisinde dedim ki yaz bitmeden inşallah bitiririz. Sanırım şu ağzımı açtım ve evet arkadaşlar ilk 3 burcu çektik ama ondan sonra baya bir yoğun hafta bekledi. Sabah 6.30'dan akşam 10'a kadar evde değildim, işteydim. Bundan kaynaklı videoları çekmekte biraz ötelemek durumunda kaldık tabii ki. Şimdi devam edelim diyorum ve ikizleri çekmişiz en son. Yengeç burcuyla devam edelim bakalım. Tabii ki öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa WhatsApp numarasından mesajla benimle iletişime geçebilirler. WhatsApp numaramız nerede? Videoların altında ve hemen biz Yengeç burcunun şu anki enerjisiyle, tabii ki aşka dair enerjisiyle başlayalım istiyorum. Evet. Evet bakalım bu videonun katkıları nelerdir? Hediyeleri nelerdir diyoruz ve Yengeç burcunun yaz aylarında aşka dair olası yaşayacaklarına bakıyoruz ama öncesinde şu anki enerjiler, aşka dair görüş açısı, bilinçaltı enerjileri neler? Allah Allah, iki tane geldi. Açacağım arkadaşlar. Alalım istiyorum. Şimdi sevgili yengeçler, öncelikle şöyle baktığımda sizi çok böyle korumacı gördüm bugünlerde dermişim. Evet, biraz risk almaktan korkan. Sanki nedir? Ya geçmişte yaşadığınız ilişkilerden kaynaklı veya etrafınızdaki kişilerden duyduklarınız, ebeveynlerden, atalardan gelen bilinçaltı kodlardan dolayı sanki aşka yelken açmakta biraz sıkıntı çekiyor. İnsanlara güvenmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Kendinize nasıl diyeyim? Bir güvenli alan oluşturmuşsunuz ve bu güvenli alandan çok da böyle çıkma niyetinde değilsiniz şu anki enerjilerde. Bazılarınız için ise sıkıntılı aşklar yaşamış olabilirsiniz. Çok fazla stres yaşamış olabilirsiniz ve kendinizi dinlenmeye, biraz daha böyle ruhunuzu, kalbinizi yenileme evresinde olan bazı yengeç burcundaki arkadaşlarımız da gözüküyor şu anki durumda. Ama sistem der ki arkadaşlar, kafanızı kaldırın. Yani illa her şey herkesin hikayesi sizin hikayeniz olacak değil ya da geçmişteki hikayeleri tekrar yaşamak durumunda değilsiniz. Evet, yenileneceksiniz, yenilenmeniz lazım. Ve dünya kartıyla beraber aslında önünüzde engin ve çok çok fazla seçenekler olduğunu ve farklı bakış açılarından bakarsanız mutluluğu yakalayabileceğiniz kişileri de bulabileceğinizi söylüyor. Şimdi evet, bir saniye arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet, işte geldim, buradayım. Evet, devam edelim. Birinci çakra çıkmış arkadaşlar. Birinci çakramız yani kök çakramız. Kök çakramıza baktığımızda ise kök çakramız barınmayı, işte su, yemek ve aile gibi temel unsurları temsil eden çakramızdır. Bir yere ait olma hissini de temsil eder arkadaşlar. Dengeli olduğunda kendimizi güvende hissederiz ve bir yere ait hissederiz. Bu duygularımız sağlıklıdır. Bu çakramızı bloke eden unsursa korku. Bakın kendimizi nedir? Güvenli alana hapsetmişiz. Bazılarımızda birinci çakrada bir bloke olma durumu söz konusu olabilir. Eğer bloke olduysa kendi hayatımızda şunları gözlemleyebiliriz. Maddi sıkıntılar, işte veya bazı konularda muhtaç birilerine ya da bir şeylere muhtaç hissetme, duygusal olarak muhtaçlık hissiyatı geliştirebiliriz. İşte nedir? Terk edilme korkusu, ölüm korkusu, yalnız kalma korkusu, kaybetme korkuları
gibi duygular hissederiz. Bazen ise arkadaşlar çok fazla yemek yemeye düşebiliriz. Yani obezite gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Fiziksel olarak baktığımızda ise işte kabızlık sorunu, bel, kalça, diz ağrıları, jinekolojik sorunlar ya da üroloji ile ilgili sorunlar baş gösterebilir. Eğer bunlardan bir veya birkaçı varsa birinci çakra ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bununla ilgili YouTube'dan zaten birçok video bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim en güzel kısma. Yaz döneminde sevgili Yengeç Burcu'ndaki arkadaşlarımızın aşka dair olası yaşayacakları nelerdir? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almayı talep ediyoruz. Haydi. Şimdi direkt bir yengeç burcumuz çıktı sevgili yengeçler. Evet, yengeç burcu, boğa, başak, oğlak burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler yaz döneminde aşkla ilgili hayatınızı etkileyecek diyebilirim. Şimdi burada farklı farklı hikayeler var. Herkes kendisine uyanı alsın diyorum. Bir kısmınız için arkadaşlar aile tarafından böyle bir evlilikle ilgili yönlendirilebilirsiniz. Eş, dost, akraba vasıtasıyla birisiyle tanıştırılmak isteyebilirsiniz. Ama siz böyle direkt hayırı basıyorsunuz. Bir kısmınız evet, direkt böyle bir enerji çalıştırıyorsunuz. Hayır, hayır, hayır diyorsunuz arkadaşlar. Burada özellikle devam edelim bakalım. Evet, bazılarınız içinse arkadaş çevresi dediğimiz gibi birisiyle tanışacaksınız ve bu kişiyle gerçekten çok güzel sıfırdan bir başlangıç yapma durumunuz var. Geçmişte özellikle sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız için bu aşk yeni bir sayfa olarak önünde açılacak yaz döneminde. Şimdi şöyle baktığımızda eğer sıkıntılı bir ilişkiyi yaşayan arkadaşlarımız varsa onlar için de bu yaz döneminde tekrar bir araya gelme, sıkıntılarıyla ilgili konuşup ve bunları bir sonuca bağlayıp yeni bir sayfa açıp beraber yola devam etme durumları var. Arkadaşlar bir kısmınız içinse sanki bana böyle sosyal medyadan da yaz döneminde birisiyle bir flört etme durumunda olabilirsiniz dedi sevgili Yengeç Burcu'ndaki arkadaşlarım için. Şimdi özellikle ex partner olan arkadaşlarım bir dolunay döneminde şöyle dolunay 1 Ağustos'ta yok o çok uzak. 3 Temmuz'da evet 3 Temmuz'da bir dolunayımız var arkadaşlar. Bu dönem olabilir veya dediğim gibi 1 Ağustos 31 Ağustos döneminde sizinle tekrar bir iletişime geçebilir. Bu geçmişte bırakmaya çalıştığınız veya belirsizlik yaşadığınız partnerle ilgili bir iletişime geçme durumu söz konusu ve sizi hiç bırakmamış aslında, sizin haberiniz var veya yok, o sizi sürekli izliyor ve takip ediyor ve şöyle bir şey gelecek ve aranızdaki sıkıntı her neyse bunu netleştirecek. Belirsizlikler varsa bunu netleştirecek. Sorunlar varsa bu sorunları çözecek ve halledecek diyebilirim. Evet sevgili yengeçler, özellikle yaz aylarının sonlarına doğru hepiniz için inşallah diyorum. Dolu dizgin geçecek bir aşk dönemi gözüküyor sizler için. Şimdi sürprizleri ne olabilir bu aşkın? Hadi bakalım. Lena Mort destemizden de sürprizlerimize bir bakalım. Evet.
Bu da kendisi gelmek istedi. Aldık. Şimdi öncelikle ex partnerler için konuşmak istiyorum. Yukarıda da çıkmıştı. Burada da böyle bir durum olduğu için söyleyeceğim. Yoksa aklımızdaki kişi veya ex partner açılımı değil bu arkadaşlar. Ama yukarıda böyle bir detay var. Aşağıda da buna uygun kelimeler, kartlar çıktı. O kelimeler inşallah dökülecek ağzımdan. Şimdi bir kısmınız için arkadaşlar iki aşk arasında kalma durumunuz söz konusu olabilir. Geçmişte yaşadığınız ve gelecekte gelecek olan aşkla ilgili. Hangisini seçmem gerekir diye böyle bir ikilemde kalabilirsiniz. Belirsizlik yaşayan, işte sürekli bir küs barışık ilişkiyi ittire ittire, arkasından ittire ittire devam ettirmeye çalışan arkadaşlarım için ise hatta bir kısmınız tamamen süpürmek, bitirmek için kendinizle mücadele veriyorsunuz. Ama burada bu sisli puslu ilerlemeye çalıştığınız ilişkide bir aydınlanma olacağını söyledi kartlarımız. Birisinden bununla ilgili bir bilgi alabilirsiniz. Ama yine de şimdi dikkatli olmanız gerekiyor. Bu ex partner için bu ex partner çok kurnaz birisi. Biraz tilki arkadaşlar. Ona göre kendinizin gardınızı alıp ona göre devam edeceksiniz edin. Ama bir gardı düşürmemek sizin için önemli diyebilirim. Şimdi burada diğer yani yeni aşk gelecek olan sevgili Yengeç Burcu'ndaki arkadaşlarım için de şöyle bir şey var. Yani bu kişiyle ilgili size çok böyle bilgi gelecek. Birilerinden sürekli bir şeyler duyabilirsiniz. Bu özellikle eş, dost, akraba, arkadaş çevresinden gelecek tanışacağınız kişiyle ilgili birileri size habire bir şey söyleyecek. Önce sanki siz görüşün, tanışın diye uğraşan insanlar, sonrasında ise kıskançlıktan mıdır nedir bir taş koymaya çalışacaklar arkadaşlar. Taş koymaya çalışacaklar gidişatla ilgili. Ama ben burada gayet güzel görüyorum. Eğer sizler bu sıkıntıyı atlatabilirseniz bu gelen bilgileri tabii ki dikkate almanız lazım. Ama mantık süzgecinden geçirip öyle hayata geçirmeniz önemli. Ve buna göre yol alırsanız gayet güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz dedi kartlar sevgili yengeçler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.